Hristiyanlar dün gece Hazreti İsa'nın doğumunu kutladı. İstanbul'daki kutlamaların adresi ise her sene olduğu gibi Saint Antoine Kilisesi'ydi. Savaş Kaptan da rotasını Beyoğlu'na çevirdi. Noel kutlamalarını izlemek için gelenlere uzattı mikrofonunu. Noel'lerdeyim mi? Ben de size dilerim. Peki, nedir buranın hikayesi? Hikayesini bilmiyorum. Yani nedir? Her Noel'de geliyoruz. Öyle mi? Kaç etti bu? İki. Öyle mi? Hı-hı. Neler oluyor içeride? İçeride mum diktik, dilek yaptık. Benim oğlum konuşmuyor benimle de. Konuşsun diye geliyorum işte. Öyle. Belki bir ümitle. Türbelere dargın. Efendim? Türbelere de gidiyor musunuz ara sıra? Türbelere gitmiyorum. Yeni Mevlana'ya gittim. Sadece Türkiye'deki cemaat değil, dünyanın dört bir yanından gelen Hristiyanlar buluşmuştu kilisenin bahçesinde. Çoğu utangaç kaçtı kameranın ışığını görünce. Kimi de başladı Noel'e anlatmaya. How did you find this church? Good. Kilisede Noel için tüm hazırlıklar tamamdı. Hemen giriş kapısındaysa bir hediye standı konuşlanmıştı. Çok güzel. Ufacık ufacık hediyeler var, çok güzel. Evet, bunlar Noel için. Az da olsa insanlar kendi evlerinde bulundurmak istiyorlar. O yüzden biz de burada küçük bir yardımda bulunuyoruz kilise için. Ve birçok halkımızla ilgileniyor yani. Hristiyan veya Müslüman hiç fark etmiyor. Herkes gelip alıyor. Kilisenin içi ise daha kalabalıktı. Ayini izlemek isteyenler saatler öncesinden doldurmuştu. Az sonra ayin başlayacak. Saint Antoine Kilisesi gördüğünüz gibi hemen hemen de değil, tıklım tıklım dolmuş vaziyette. Sadece ayin için gelenler yoktu kilisede. Adak bölümünde de uzun bir kuyruk vardı. Mum yakarak dilek dileyebiliyorlar. Bu aslında bizdeki bir adettir. Bizde de vardır bu adet. Türbelerde mum yakarlar. Dilekleriniz kabul olsun diye mi çocuklar? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Ne dileyeceksiniz söyleyin bakayım. Bize özel kalsın. Zaten bir tane dileyeceğiz. Bir tane dileyelim. Evet. Ortak. Kaç yıllık evlisiniz? Şu an değil de evleneceğiz yakında. İşte onun için diliyoruz. Ya nasıl? Bak gördün mü? Hemen buldum işte. Hangi dilden olursa olsunlar, her birinin dileği birbirinin ayrıydı. Tören dualar ve ilahilerle başladı. İncil'den bölümler Türkçe, İngilizce ve İtalyanca seslendirildi. O Rabolan Mesih'tir, en alan sözün gizemidir. Törende temsili bir bebek kullanılarak Hazreti İsa'nın doğumu da canlandırıldı. O anda savaş kaptanın gözü yeniden adak bölümüne kaydı. Kilisede görevli bir genç mumları temizliyordu. Soluğu gencin yanında aldı Savaş Ayır. Ben mumları temizliyorum. Kilisenin... Acaba ayın boyunca kaç tane mum yanmıştır? 100 bin. Kaç? 100 bin. 100 bin mum mu yandı? Evet. Daha fazla. Saint Antoine'daki Noel ayini yine ilahilerle sona erdi. Dünyada Noel'i kutluyor Hazreti İsa'nın doğum yeri Filistin'deki Betüllahim kenti ve Vatikan'daki ayinlerde Orta Doğu'da barış için dua edildi. Hristiyan alemi Noel'i kutluyor. Hristiyanlar için kutsal değerlerin başında Betüllahim kenti geliyor. Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak kabul edilen Kudüs'ün güneyindeki kentte Noel ayini düzenlendi. Törene Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da katıldı. Kutlamaların diğer bir adresi de Vatikan'dı. Papa 16. Benedikt'in idaresinde ayin düzenlendi.
85 yaşındaki Papa, Noel ayininde İsrail ve Filistinler arasında barışın sağlanmasını diledi. Papa konuşmasında Suriye, Irak ve Lübnan'da yaşananlara da değindi. Suriyeli Hristiyanlar da barış için dua etti. Kiliselerde toplanan Hristiyanlar çatışmaların bir an önce sona ermesini diledi. Kutlamaların vazgeçilmezi Noel Babalar da sahnedeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel Baba su kayağı yaptı. Çocuklar da ilgiyle izledi. Çin'de ise Noel Baba kıyafeti giymiş onlarca kişi Gangnam Style dansı yaptı. Belki de en ilginç Noel kutlaması görüntülerini paylaşacağız. Şimdi Almanya 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Union Berlin taraftarı takımlarıyla aralarında güçlü bir bağ kuruyor. Sezon arasında futbolcuları evlerine uğurlayan 22 bin aşkın taraftar stadı doldurup tek bir ağızdan Noel şarkıları söyledi. Almanya 2. Lig futbol takımlarından Union Berlin'in binlerce taraftarı doldurdukları statta Noel şarkıları söyledi. 22.500 kişi ışıkları söndürülen statta mum yakıp bir ağızdan çeşitli şarkılar seslendirdi. Taraftarlar ayrıca Union Berlin kulüp şarkıları ve kulübün resmi marşını da söylediler. Her yıl gelenek haline gelen bu etkinlik 2003 yılında başlamış. Thorsten Eisenbeiser adında bir taraftar sezon arasında takımlarını uğurlamak için 89 kişiyi toplayarak statta Noel şarkıları söylemiş. Der Unioner ist stolz auf sein Wohnzimmer. Das ist unser Wohnzimmer und da verabschieden wir uns heute von der Familie Union in die Familie zu Hause zum Weihnachtsfest. Bir maç süresi boyunca yani 90 dakika şarkı söyleyen taraftarların çoğu Berlin'den olsa da Almanya'nın çeşitli yerlerinden de katılım sağlanıyor. Das wurde eigentlich immer von Jahr zu Jahr immer mehr. Und was soll man sagen? Das ist einfach immer, die Atmosphäre ist toll. Man braucht sich nur umgucken. Überall sind Leute, kleine Kinder, Weihnachtsmänner rennen rum. Es ist einfach nur herrlich. Also 1906'da kurulan kulüp taraftarlarıyla sıkı bir ilişkiye sahip olmakla tanınıyor. Taraftarlar 2008 yılında 140 bin saat çalışıp kulübün stadını yeniden inşa etmişti.